4000 metre derinlikte yaşayan bu balığa oltacı balığı adı verilmiştir. Çünkü balıkçıların balıkları cezbetmek için çarpıcı renkte oltalar kullanmaları gibi bu balık da avını çekecek bir yöntem kullanır. Başının hemen üstünden uzanan ışıklı bir oltası vardır. Örneğin bir mürekkep balığı için bu parıltı çok ilgi çekicidir. Bunu minik bir balık zanneder. Oltacı balığının sergilediği avlanma yöntemi üstün bir akıl ürünüdür. Balığın hücrelerinde istediği gibi ışık üretebilmesi, sonra da bunu dilediği şekilde kullanması mümkün değildir. Bu sistem onu yaratan Yüce Allah'ın eseridir. Bu derin ve karanlık sularda avlanmak için balıklar örneğini ilk defa göreceğiniz başka sistemlerle de donatılmıştır. Bazı balıkların önlerini aydınlatan farları bile bulunur. Malakosto balığının gözlerinin hemen altında olduğu gibi. Bu sıradan değil, çok özel bir amacı olan bir ışık. Rengi kırmızı. Ancak diğer balıklar kırmızı ışığı algılayamaz. Böylece sahip oldukları bu donanım, Malakosto balığına fark edilmediği bir gece görüşü sağlar. Biyolojik ışık, saldırının yanı sıra savunma amacıyla da kullanılır. Örneğin bu karidesin kendini savunmasında olduğu gibi. Karides tehlikeyi hisseder, düşmanın harekete geçmesiyle birlikte kendi etrafında dönmeye başlar ve ışıklı, yapışkan bir sıvı bırakıverir. Düşman bir yandan etkisizleştirilirken artık kendisi etrafa görünür halde potansiyel bir av haline gelir. Karidesin böyle bir savunma taktiği uygulaması bizi bir yaratılış gerçeğine götürür. Karides hangi kimyasalları nasıl karıştıracağını bilemez. Kimyasal tepkimeyi geciktirecek hassas doz ayarını asla yapamaz. Her şeyi bilen, üstün ve güçlü olan Yüce Allah, Karides'i bu savunma sistemiyle birlikte yaratmıştır. Bu ostrakot balığı bir fasulye tanesi büyüklüğündedir. Ama karanlıkta en iyi gören balıklardan biri olduğu için büyük bir tehlikedir. Bir çeşit plankton olan kopipotlarsa en gözde avlarıdır. Kopipotlar ışık üreterek birbirleriyle haberleşirler. Ostrakot ise karanlıkta yanıp sönen bu ışıltıları takip ederek onlara ulaşır. Ama kopipotun da kendine özgü bir savunma tekniği bulunur. Tehlike yaklaştığında ışıklı bir sıvı bırakır. Ancak bu sıvının parıltısı gecikir ve sıvı kopipottan uzakta parlar. Kafası karışan ostrakot şaşırmış bir şekilde diğer ışıkları takip ederken kopipot karanlıkta güven içinde izini kaybettirir. Işık üretimi bu canlıların en önemli silahlarıdır. Işığı hem savunma hem de saldırı amaçlı kullanmaktadırlar. Bu sistemin karmaşık bir seri kimyasal tepkime ile oluştuğu ortadadır. Böyle bir sistem ne rastlantılarla ne de balıkların bilgisi ve iradesiyle açıklanabilir. Işık üreten bu canlıları şekillendirip kusursuzca bu ortam için yaratan Yüce Allah'tır.